Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Şanlıurfa'yı sel bastı. Maalesef acil servislerin sular altında kaldığını gördük. Okulların da tatil edildiğini öğrendik bu arada Şanlıurfa'da. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın ama ülkemiz son zamanlarda felaket üstüne felaket yaşıyor. Ekonomik sıkıntılar zaten belimizi bükmüşken bir de çevresel felaketler yaşıyoruz. İklimsel felaketler yaşıyoruz. Şanlıurfa'da sağanak yağışlar sele sebep oldu. Hep dua ediyoruz Allah'ım bizi susuz bırakma diye, rahmetinden mahrum bırakma diye ama böyle ani bastırınca da işte bu rahmet bir anda zahmete dönüşebiliyor kıymetli dostlar. Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi sular altında kaldı. Okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kentin simgesi Balıklı Göl taştı arkadaşlar. Görüntüleri görmüşsünüzdür. İyice bulanmış ve kaldırım üst o cami olan insanların yürüyüş yaptığı yerlere doğru bir taşma söz konusu. Balıklar yaşıyor mu bilemiyorum ama balıkların da tabii bu durumdan zarar gördüğü gerçeği önümüzde duruyor. Değerli dostlar, aynı zamanda kent merkezinde Köprülü Abide Kavşağı diye bir kavşak varmış ve bu kavşağın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışan insanlar bir anda suların altında kalıyor. Burada can verenler oldu. 6 kişi sel sularına kapılmış ilk belirlemelere göre. Bu rakam artabilir. Dalgıçlar bölgede arama yapıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğunu söylüyor. Bir rakam dönüyor 4-5 gibi ama bu rakam ilerleyen saatlerde daha da artabilir. Biz bu kaydı yaptığımız sırada gelen son bilgiler böyleydi ama rakamın yükseleceği ihtimali ortada. Hayatını kaybedenlerin yanında bir de kayıplar var dediğim gibi. Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah beterinden korusun. Ama dediğim gibi bir felakettir, gidiyor. Bir musibettir, gidiyor. Son zamanlarda üst üste gelince tabii can sıkıyor. Elbette bu da Allah'tan diyoruz ama elbette kader diyoruz ama tabii yine önümüze tedbir geliyor arkadaşlar. Elbette yağan yağmurun bir anda yağması kentin kanalizasyon sisteminin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Diyebilirsiniz ki buna kanalizasyon mu dayanır? Arkadaşlar, yapan yapıyor, dayanıyor. Avrupa ülkelerinde, dünyanın birçok ülkesinde çok ciddi sağanak yağışlarını görüyoruz. Ve o kanalizasyonlar bu yağışlara dayanıyor. İstendiği zaman yapılabildiğini, yapıldığını gördük. İstanbul'da da belli bölgelerde hatırlayın sağanak yağışlarda sel olurdu. Ama sonra ne oldu? Daha büyük kanalizasyon sistemleriyle ve üstelik tıkanmayan, tıkansa da hemen müdahale edilebilen sistemlerle bu sorunun önüne geçildi. Demek ki geçilebiliyor. Bu noktada da Şanlıurfa'yı idare eden kamu otoritesinin, valisinin, belediye başkanının bu noktada da bir adım atması gerektiğini bu selle birlikte görmüş oluyoruz. Demek ki bundan sonra biz bu tarz selleri daha çok yaşayacağız arkadaşlar. Bakın, Türkiye dahil 5 ülke için tüyler ürperten bir uyarı geldi. Şimdi diyeceksiniz ki Emrah Bey yine mi kötü haber? Kötü haberle başladık ve kötü haberler vermeye maalesef devam edeceğim. Ama kötü haber veriyorum diye de bunlardan habersiz kalmak olmaz. Bu daha kötü sonuçlar doğurur. Bilelim, tedbir alalım diye bu haberleri sizlere aktarıyoruz. Kıymetli dostlar, benzeri görülmemiş olaylar olacak diye verilmiş haber. Son zamanlarda hava olaylarındaki değişiklikleri fark etmişsinizdir. Kuraklık hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında hakim. Daha doğrusu çoğunlukta kuraklık hakim ama bazı bölgelerde, işte Urfa'da olduğu gibi Karadeniz'de sel felaketleri yaşanabiliyor. Karadeniz'de yağmur bol bereketli yağarken, yağmış iken ya da yurdun belli noktalarında Muğla galiba yağış noktasında bir sıkıntı yaşamadı ama Antalya, Manisa, Bursa, İstanbul, Tekirdağ buralarda yağışlarda sıkıntı var. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir önceki seneki aynı döneme denk gelen süreyle kıyaslandığı zaman onun çok altında. Geçen sene Mart ayında %80'lerdeymiş İstanbul'daki barajların doluluk oranı. Şu anda %30'larda ve hızla azalıyor. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı. Bir iki gün böyle bir yağar gibi oldu. Güzel yağdığı yerler de oldu ama çare olmadı barajlara. Değerli dostlar, birazdan bu mevzuya da geleceğim. Önemli bilgiler var bakın.
çok önemli bilgiler var İstanbul'la ilgili. Hem deprem hem kuraklık noktasında. Birazdan. Almanya merkezli değerli dostlar bir enstitü. Neresiymiş? Onu da söyleyelim. Max Planck. Bir bilim dergisi çıkarıyor bu enstitü ve bu dergide yayınlanan araştırma Türkiye için yaklaşan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Doğu Akdeniz ve Orta Doğu yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava sıcaklarıyla karşı karşıya kalabilir. Bölge iklim değişikliğinin merkezi olarak tanımlanıyor. Bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulanıyor. Türkiye'de dahil birçok ülkede kuraklık ve toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşanabilir deniyor. Değerli dostlar, şimdi diyeceksiniz ki tabii birileri iklime müdahale ediyor. Kabul edelim. İklime müdahale edenlerin başında biz geliyoruz. Evet, siz ve biz, bizler. Çünkü bizler çevre şartlarını korumuyoruz, koruyamıyoruz. Bulunduğumuz çevreye zarar veriyoruz. Biz evler yaparken, apartmanlar yaparken çevreye buradan ne kadar zarar verebiliriz diye hesaplamalar içine girmiyoruz. Ya bırakın çevreyi, kendimize ne kadar zarar veririz. Acaba bu binayı yapıyoruz ama zemin müsait mi? Ya da bu binayı yapıyoruz ama bu bina depremde kaç şiddetine kadar dayanır diye hesaplar bile yapmıyoruz. Kendimizi düşünmediğimiz gibi çevreyi de düşünmüyoruz. Ve bedelini de hep birlikte insanlık olarak ödeyeceğiz. Bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcakların ülkemizde hakim olacağına dair veriler var deniyor değerli dostlar. Başka bilimsel dergilerde de aynı şekilde uyarılar var. Bu uyarıları ciddiye almakta fayda var. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu tarz durumlar sadece ülkemizde olmayacak. Asya'da da olacak, Afrika'da da olacak, Orta Doğu'da da olacak, Arap bölgelerinde. Bu da beraberinde göçlere sebebiyet verebilir arkadaşlar. Hep savaşları konuşuyoruz ya, göçler noktasında. Kuraklık en büyük göçlerin sebebidir. Tarih boyunca savaşlardan önce kuraklık gelmiştir göçlerin sebebi olarak. Türkler de neden bu tarafa doğru göç etti? Çünkü oralarda Asya'da koyunlarını otlatacak meralar kuruyunca, kuraklık hakim olunca buralara doğru, daha batıya doğru gelme gereği hissetmişlerdi. Moğollar da beraberinde gelince biz daha da bu tarafa doğru geldik ve Anadolu bugün yurdumuz oldu. Velhasıl kelam, o günlerde kuraklık bugün de hakim değerli dostlar. Önümüzdeki günler için bir tehlike olarak kapımızda duruyor. Kıymetli dostlar, şimdi söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de İklimle ilgili önümüzdeki günlerdeki tehlikeye dikkat çeken açıklamalar. Türkiye için son 48 gün denmiş. Yarın 47 olacak, sonra 46. Geri sayım başladı. Şimdi bu nedir? Bu geri sayım nedir? Ben de bu haberi görünce tıkladım, baktım. Şimdi tabii diyeceksiniz ki ya çok ürkütücü. Korktuk, ne oluyor? Ama korkalım, gerçekten korkalım. Çünkü bakın sonu kötü olacak. Gerçekten kötü olacak. Biz böyle israf etmeye devam edersek, çevremizin kıymetini, bulunduğumuz coğrafyanın kıymetini, doğanın kıymetini bilmediğimiz sürece sonu çok kötü olacak. Bakın İstanbul'da bugünlerden yağan yağmur çare olmadı. Önümüzdeki günlerde de durum böyle olursa ki uzmanlara göre 30 Nisan arkadaşlar baz alınmış. 30 Nisan'ı baz almışlar. 30 Nisan'a kadar geri sayım yapalım işte. 48 gün kaldı diye hesaplayalım. Bu 48 gün içerisinde istenen yağmurlar gelmezse, beklenen yağmurlar gelmezse, barajlarımızı şenlendirmezse biz bu yaz çok zor günler yaşayacağız. Üzülerek ifade ediyorum. Biz bu yaz su kesintilerini çok sık yaşayacağız. Ve daha önceki yayınlarımda da ifade ettim. İçtiğimiz damacana şişe sular var ya, bugün en küçüğünü, 300 mililitrelik olanını kaça alıyoruz? 3 liraya falan alıyoruz, 2,5 liraya. Yarım litre olanı 4 liraya, 5 liraya alıyoruz.
İşte o sular var ya. Arkadaşlar 15 liraya 20 liraya alamayacağız. Şu an damacana suların fiyatları 19 litrelik damacanaların fiyatı İstanbul'da ortalama 50 lira. 46-50 arası geziyor. Bundan bir ay önce 30-40 arasıydı. Şu anda 40-50 arasındaki 50'yi zorluyor artık. 50-60 aralığını zorluyor. Göreceksiniz Mart sonunda su fiyatları, damacana fiyatları 50 liranın üzerine çıkacak. Şimdi hal böyleyken yağmur da yağmıyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde kuraklık hakim. Bu damacana suların da fiyatı şişecek. Bu 50 lira, 60 lira, 70 lira hayal olacak. Böyle giderse 100 garanti de 150 lirayı zorlayacak damacana sular. Ne yapacağız o zaman? Şimdi içinizden bazılarının çeşme suyu için dediğini duyar gibiyim. Arkadaşlar, her yerde çeşme suyu içilmiyor. Evet, İstanbul'un suyu temiz. İSKİ'nin suyu uluslararası araştırmalarda da zaman zaman testler yapılıyor, açıklanıyor. İSKİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de zaman zaman raporları açıklıyor. Evet, İstanbul'un suyu, şebeke suyu temiz, içilebilir. Ama atladığımız bir nokta var. Oturduğunuz binanın su tesisatı ne kadar yeni? İstanbul'un hali hazırda %65'inin 2000 öncesi yapılar olduğunu düşünürsek ve bu binalardaki su tesisatlarının eski yapı olduğunu, paslanmış, içinde kurum bağlamış, pas biriktirmiş yapılar olduğunu, tesisatlar olduğunu düşünürsek, su belki barajdan İSKİ'nin tesislerine geliyor, orada hür pak oluyor ama hatta bizim sokağın başına kadar belki de tertemiz geliyor ama iş bizim binamıza geldiğinde değişiyor. İşte binanın tesisatı burada devreye giriyor. Bakın 30 Nisan demiştim. 30 Nisan'a kadar baharın bu rahmetli, bereketli aylarında yağmur gelmezse İstanbul özelinde özellikle konuşuyorum. İstanbul ve Marmara özelinde konuşuyorum. Biz bu yaz çok zor günler yaşarız. Yaptığı tahminlerle özellikle Twitter'da fenomen isim haline gelen bir meteorolog var arkadaşlar. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapmış. Demiş ki, çıkmadık candan ümit kesilmez. Tehlikeye dikkat çekmiş. Önümüzdeki 10 günlük süreçte bol yağışlı bir süreç bekleniyor. Özellikle Antalya ve deprem bölgesi yüksek miktarda yağış alacak. Mart ayı ve olası bol yağışlı bir Nisan ayı bizim yaz mevsimini çıkarmamızı sağlayabilir. İnşallah. Bakın barajlarda doluluk seviyesi %30. Eğer bu seviyeler Mart-Nisan aylarında, ben Mayıs'ı da koyuyorum işin içine ya, bu 3 ayın içerisinde, bu 2 ayın içerisinde %40'lar, 50'ler seviyesine gelmezse yazın bu %30'lar bandı buharlaşmayla da birlikte insanlar duş alıyor, sıcak, yıkanma oranı çok ciddi artıyor evlerde. Dolayısıyla da bu oran hızla azalacak. %20, %10 derken musluklardan su akmaz, çamur akar hale gelir. Ve biz ondan sonra Anadolu'dan zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde bir projesi vardı. Türkiye'deki bütün barajları birbirine bağlama. Bu noktada önemli adımlar atıldı. Anadolu'da çeşitli suyun olduğu barajlardan İstanbul'a kaynak aktarımı söz konusu olabilir ama sıkıntı şu, yurdun büyük bölümünde kuraklık var arkadaşlar. Kuruyan göller var. Hayvancılığı, tarımı bırakan iller var. Bakın, daha dün bir ilan geldi. 400 koyununu satıyor adam. Neden? Çünkü bölgedeki tek sulak alan olan göl kurumuş. Hayvanlar yayılacak ama sonra su içmesi lazım. Su yok. Bakın ülkede su sadece susuzluk olarak kriz değil. Bizim gıdamızı da etkiliyor. Hem hayvansal hem tarımsal. Su hayattır. Arkadaşlar, insan yemeden içmeden belli bir süre, uzunca bir süre dayanır ama su içmeden dayanamıyor. Su hayattır diye boşuna demiyor insanlar.